Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11, ünite 7. El-Vahdetu, ünite 7. 7 bu şekilde yazılan bir rakam. El-Alakatu, alaka yani ilişki. Beynennas, insanlar arası ilişki. İnsanlar arasındaki ilişki, yani sosyal ilişki. İnsanlar arası diyaloglar. El-Dersul-Evvelu, birinci ders. El-Evvelu, birinci. El-Alakatu, ilişkiler. İnsanlar arası muhabbetler, diyaloglar. El-Dersu-Sani, ikinci ders. Es-Sani, ikinci. Nedir ikinci ders? El-Fi'lu-Sahihu, sahih fiildir. Sahih fiilin de Es-Salimu, salim kısmını işleyeceğiz demek istiyorlar. Sahih fiil kendi içerisinde birkaç kısım ayrılmıştır. Onun salim kısmını işleyeceğiz. Bu ikinci dersler oldu. İlk ders alaka. Temhit var. Temhit hazırlık soruları, giriş soruları. Aklımızda bir şeyler canlansın diye birkaç soru soruyorlar. Bu şekilde başlıyorlar. Gul söyle. Gale yegulu. Fiil, mazı, fiil, müsaade. Bunlar emri hazır. Gul gelir. Emri hazır. Emrediyor. Gul söyle. Kime emrediyor? Hazıra. Hazır karşısında hazır olan demek. İkinci şahsa söylüyor. Sen söyle. Kime söylesin o? Lizemilike. Sen arkadaşına söyle. Veya da zemiletike. Zemiletiki. Veya da kız arkadaşına söyle. Erkek veya kız arkadaşına söyle. Zemilun erkek arkadaş, zemiletun kız arkadaş olmak. Li zemilike veya da zemileti ke. Zemileti ke de olur, zemileti ki de olur. Fark etmez, ikisi de olur. Bunu K diye okursam K sen demek erkekler için. Bir erkeğe hitap edilmiş mesela. Ali sen kız arkadaşına söyle. Eğer ki olarak alırsın bunu. Ayşe sen işte yanındaki Veli adlı kişiye, Veli adındaki arkadaşına söyle gibi algılanmış olur. Sonuçta K de ki de olur. Fark etmez. Bu da K de ki de olur. Ne söylesin arkadaşına, erkek veya kız arkadaşına ne söyle? Sabahın hayır, hayırlı sabahlar da. Ama dünen nazari bakmadan söyle. İleyhi o arkadaşına. Arkadaşına bakmadan. Örneğin yere bakarak söyle veya havaya bakarak söyle. Ve bir savtin zayıfin ve zayıf bir sesle söyle. Yani sesin kısık olsun böyle gür bir sesle söyleme. Sünme sonra a'id tekrar tahiyyeteke. Tekrar et tahiyyeteke selamını. Sonra selamını tekrarla. Tekrar selam ver. Lakin fakat hazihil merra bu defa müptesimen. Gülümseyerek selamını söyle. Öyle bir kere selam ver. Ve nazıran ve bakarak. İlâ aynihi arkadaşının gözlerine. Hi o arkadaşın, o kişi. Ayney iki göz demektir. Aynun bir göz. Aynani iki göz. Ayneyni yine iki göz. Seslerin cer halidir. Ayneyni. Ama sonunda nun yok hocam. Nun niye yok? Aslında vardı ama şu an yok. Neden yok? Çünkü ayney an itibariyle muzaftır. Tesniye kelimeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer kaydısından ötürü. Ayneyni kelimesinin sonundaki ni yani esrelin nun tesniyesi düşmüştür. Ayney kaldı. Ayney muzaf, hi muzafın ilektir. Ayney hem muzaf hem de mecrur yani farkındasınız. Başında cer var. Ayney ya ile yazılmış. Ayneyhi onun gözlerine yani. Nazıran ila aynihi, onun gözlerine bakarak, mübtesimen gülümseyerek ve onun gözlerine bakarak. Lakin hazihil merra, fakat bu defa selamı nasıl ver? Gülümseyerek.
ve onun gözlerine bakarak selamı ver. Etki fark edeceksin. Daha farklı bir etki oluşturacak diyor. İnsanlar arası ilişkiyi işlemekte. Bir arkadaşına bakmadan, karşındaki kişiye bakmadan zayıf bir sesle selam ver. Bir de tekrar selam ver ama bu defa sesin zayıf olmasın. Kendinden emin olan bir ses tonu olsun. Ve arkadaşına bakarak ona gülümseyerek selam ver. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Nakış, münakaşa yap. Na'e zemilik, ev zemiletik. Erkek veya kız arkadaşına münakaşa yap. Yani şunu tartış bakalım. Neyi? Eyet tehiyyeteyni eksera te'siran. Tehiyyeteyn iki selam demek. Yukarıda iki tane selam verildi öyle değil mi? Bir sesin kısık olarak arkadaşına bakmadan selam ver dedi. Haftada arkadaşına bakarak gülümseyerek selam ver dedi. İki farklı selamlama çeşidi var. İşte diyor ki Eyyet tahiyyeteyni hangi selamlama çeşidi ekstra tesir daha çok tesir edecektir? Hangisi daha çok tesirli olur? Bunu arkadaşına tartışmış ve limaza ve de niçin? Daha çok tesiri şu şekildeki selamlama veya bu şekildeki selamlama yapar diyeceksin belki ama limaza, niçin onu savunuyoruz? Hangi görüşü savunursan savun, niçin, sebebi ne? İstersen böyle olmalı, bir şey söylüyorsan delilin olmalıdır. Üzkür, zikret, bahset, ente gizli zamir fail, üzkür fail olur. Üzkür fiil, emri hazırdır, ente gizli zamir fail, faildir. Bazı'l-müfredatil mütealliketi bazı alakalı kelimelerden bahset. Üstür sen bahset, ente gizli zamir fail dedik sen bahset. Yani o değil, ben değil, sen bahsedeceksin. Ente burada faildir, ente sen demektir. Nerede? Gizli. Peki sen neyden bahset, neyi anlat? Bazı el-müfredati el-mütealliketi. El-mütealliket alakalı. Müfredat kelimeler bazı zaten. Alakalı kelimelerden bahset. Neyle alakalı kelimeler? Yani bahset derken bir kısmından bahsettiğim diyor. Bazı da var. Alakalı kelimelerin bir kısmını anlat yani. Neyle alakalı? Bil alakatil içtimaiyeti. İçtimai toplumsal demek, sosyal demek. Sosyal alakalar ile, ilişkiler ile alakalı bazı kelimeleri anlat. Peki nasıl sosyal ilişkiler, bağlar, alaka, bağ demek, ilişki demek? En-nacihati, başarılı toplumsal ilişkiler. Başarılı toplumsal ilişki, başarılı toplumsal alaka, diyalogla ilgili kelimelerin bir kısmını anlat. Söyle bakalım neler vardır. Mâzâ ne te'rifu sen biliyorsun ente yine fail olur. Anil fi'li sahihi sahih fiile dair ne biliyorsun? Bir de bunu konuşalım diyor ve sahih derken de salimi kastettim diyor. Çünkü sahihin birkaç kısmı vardır. Ben sahih derken özellikle de salimi kastettim. Salimle ilgili ne biliyorsun demişler. Bunların her biri giriş sorusuydu. Asıl metne şimdi yaklaştık. El-vahdetu 7 yani ünite 7. Ama el-dersul evvelu birinci ders. İki dersten oluşmakta biliyorsunuz. El-alakatu alakalar, ilişkiler, bağlar konumuz bu. El-alakatul içtimaiyetu başarılı sosyal ilişki. Naciha başarılı, nacih başarılıdır. İçtimai sosyal demektir, toplumsal demektir. El alaka ilişki demek, bağ demek, diyalog demek. Başarılı sosyal ilişki. Keyfe nasıl tec'alu sen yaparsın? Alakatikel içtimaiyeti nacihaten. Keyfe nasıl tec'alu yaparsın, sağlarsın.
Katikel içtimaiyeti, toplumsal bağını, ilişkini nasıl yaparsın, ne nasıl yaparsın, nacihaten başarılı. Buna göre sosyal ilişkini, başarını, sosyal ilişkini, sosyal alakanı nasıl başarılı bir şekilde yaparsın? Sosyal ilişki başarılı veya başarısız olarak ikiye ayrılabilir. İşte sen diyor sosyal ilişkini, sosyal bağlarını nasıl başarılı bir şekilde yapabilirsin? Keyfe nasıl tecalü sen yaparsın? Nacihaten başarılı. Neyi? Sosyal ilişkini. Evvela aleyke sana gerekir. Şimdi anlatacak bunu. Soruyu sordu ama cevabı bizden değil esasında. Kendisi anlatıyor. Aleyke sana gerekir. Ella tekune olmamak. Olmaman gerekir. Ne? Asabiyen. Asabi olmaman gerekir. Şi muameletike. Muamelende. Muamelende, ilişkinde, diyaloğunda asabi olmayacaksın. Ma'nâsi, diğer insanlarla beraber olan ilişkilerinde, muamelende, onlara davranışlarında asabi olmayacaksın. Ve ileyke, ve yine sana gerekir, sana ne gerekir? Gâimetün necâhi, başarıyı tesis etmen gerekir. Başarıyı ayakta tutman lazım. Sağlayacaksın bunu. Nerede? Fil alakat içtimaiyeti, toplumsal ilişkilerde başarıyı ayakta tutman için sana gerekir. Neler gerekir? İşte maddeler sayıyor. Şunları şunları yapman önemlidir diyor. El musafahatu. Evvela musafaha yapacaksın. Musafaha tokalaşmak, el sıkışmak. Şurada olduğu gibi. Buna musafaha demekteyiz. Musafahayı insanlarla karşılaştığımızda yapacağız. Camiden, namazdan çıkarken değil. O zaman bu bidat olur. Yecibu ve cebe yecibu. Aslında yevcibu idi. Yecibu kalmış. Vav muzariden hasfedilmiştir. Yecibu gerekir. Entekune senin olman, senin yapman gerekir. El musafahate musafahayı, musafan olması gerekir. Beyne şahsayni bi ihtirami. İki şahıs arasında hürmet ile. İki kişi arasındaki tokalaşma saygılı bir şekilde olması gerekiyor. Hürmetle beraber olması gerekiyor. Entekûnel musâfahatu. Musâfahanın olması gerekir. Neredeki musâfaha? Beyne şahsayn. İki şahıs arasındaki musâfahanın olması gerekir. Neyle beraber olması gerekir? Bir ihtirami, hürmetle, saygıyla beraber olması gerekir. En tekûnel musâfahatu beyne şahsayni bi ihtirami. Eşşahsayn, nun sağında ye var. Onun da sağında fetha var. Dolayısıyla bu kelime nedir? Tesniyedir. Beyne şahsayni. Nunu esneleyeceğim yani. Nunu fethalayamam. Nunu fethalarsan yanlış olur. Nun ne zaman fethalanır? Ya'nın sağındaki harf esre olsaydı nunu fethalardım. Buna da tesniye değil, cevim müzekker salim derdi. Kulağın itibariyle tesniyedir. Tesniye olduğunu ben nereden anladım? Nun'un sağında ya cezimli olarak duruyor. Bu tesniyelerde olur. Ve onun da sağında şatalı bir kelime var. Bu tesniyelerde olur. Bir ihtiram dedik. Ve yecibu ve gerekir enten zura senin bakman ila uyunin gözlere bakman gerekir. Aynun uyun cemimi keserdir uyun. Kırık çoğu gözlere bakman gerekir. Men o kimsenin gözüne ki susafi huhum onlarla musafaha yapıyorsun. Kiminle musafaha yapıyorsan onların gözüne bakman gerekir. Adamla el sıkışıyorsun, kafa başka tarafa çevrilmiş. Adeta el sıkışsak olmasa olur. Yani adamı takmıyorum manasında. Önemsiz haline düşürmemek için el sıkışırken kişinin gözlerine bakmak gerekir. Enten zora bakman gerekir ila uyunin gözlere. Kimin gözlerine? Men o kimsenin ki safihu musafaha yapıyorsun hum onlarla. Her kiminle musafaha yapıyorsan onların gözlerine bakman gerekir. İrtidaul melabisin nazife. El melabisi İrtida kelimesi giymek manasına geliyor. Bir elbiseyi giymek. El merabis elbiseler demektir.
çoğuldur. En nazifetiniz. İrtidâ'ul melâbisin nazifeti. Temiz elbise giymek. Aleyke, sana gerekir en tuhafiza, muhafaza etmen gerekir. Alâ nezâfeti melâbisike. Kendi elbiseni temiz tutman gerekir. Tam burası böyle. Aleyke, sana gerekir ne? Elbiseni temiz tutmak. Ve entertedi, ve enterdede, tertede. Sen yine giymen gerekir, giyinmen gerekir. Neye göre? Hasebel bi'etil ictimaiyeti. Bi'e kelimesinden başlayalım. Bi'et atmosfer demektir. Atmosfer, çevre. Bulunduğun yer yani. Haseb göre demek. İctima sosyal demek. Buna göre bulunduğun sosyal çevreye göre giyinmen gerekir diyebiliriz. Bulunduğu çevreye göre giyinmen gerekir. El-ittisalu bil-ayni. El-ittisalu bil-ayni göz teması manasına gelmek. El-ittisal vesale sülalesi mücerredi. Vesale, yesilu, iyu, tesale, ittesale gibi ithal babında birkaç ibidal işlemi yapılmış. Sonunda el-ittisalu buluşmak demek. Bil-ayni gözleriyle buluşmak, gözleriyle temas et, göz teması. Bu da önemlidir. İnde ma dı esnasında tukabilu şahsen. Li evvelin merratin, ilk defa bir şahısla karşılaştığın esnada entenzura bakman gerekir ileyhi ona. Entenzura ileyhi. Ona bakarsın. İndema tetehaddesu konuşur iken. İndema tukabilu şahsen. Li evvelin merratin ilk defa demek. Bir şahısla ilk defa karşılaştığın esnada. İndema esnada tukabilu sen karşılaştığın esnada. Kimle? Şahsen bir şahısla karşılaştığın esnada. Hem de li evvelin merratin bir şahısla ilk kez karşılaştığın esnada la budde muhakkak gerekir enten zura senin bakman ileyhi ona indema tetehaddesu konuşur iken onun yüzüne bakman gerekir. Gözlerine bakman gerekir. Göz teması kurman gerekir. Lienne çünkü ademe nazarike senin bakmaman, senin bakmayışın ile şahsı bir şahsa doğru bakmayışın konuşurken farklı bir tarafa bakman. Yani bu ne demektir? İmma ya enneke sen haculun. Ya sen bir hacusun. Yani utangaçsın, ürkeksin. Evveya yani kendine güvenin yok. Evveya da sen nesin? Gayru muhtemmin bihi, ona önem vermeyen birisi. Onu önemsemeyen bir kişisin. Her iki durumda da karşındaki kişiyle aranda bir soğukluk oluşabilir. El-iptisametu. İptisame gülümsemek demek. İpteseme yeptesimu iptisamun. İftaale yeftailu iftial babından mastar garimim olur. Bu da iftial babından mastar garimimi idi. Bil-ayni göz manasında bir isim. Kün sen ol. Kâneden emri hazırdır. Kün ol. Müptesimen. Güler yüzlü ol. İnde muameletike. İnsanlarla ilişki kurarken, onlara muamelede bulunurken, onlarla diyalog içerisindeyken güler yüzlü ol. Ma'ennâs, insanlarla beraber diyalog kurarken, muamele yaparken güler yüzlü ol. Li'enne çünkü iptisâmeteke, senin güler yüzün, fî vecihike, kardeşinin yüzüne senin güler yüzlü olarak durman nedir? Sadakatun, bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne gülümsemen bir sadakadır. La budde muhakkak gerekir en yekunel insanu insanın olması gerekir. Ne olması gerekir? Latifen latif olması gerekir. İyi davranması gerekir.
Mal aharine diğer insanlarla beraberken. Yani diğer insanlar iyi davranmak gerekir. Hem de fi kulli mekanin her mekanda böyledir. Ve fi adatina bizim adetlerimizde vardır, geleneğimizde, kültürümüzde vardır. Ne vardır? İhterame yehterim. İftal babından muzari. Hürmet göstermek vardır. Hürmet gösterir kim? Es-sagîr küçük, kime el-kebîra büyüğe. Ve yuamilu ve muamele yapar, davranır el-kebîru büyük kişi, yani yaşı büyük olan. Kime es-sagîra küçüğüne, küçük kişiye davranır. Bir lütfin, lütuf ile ve şefkatin ve şefkat. Yani kibar ve şefkatli davranır. Lütuf, kibar manasında. Bir lütfin, kibar davranır. Ben daha büyüğüm diyerek küçüğünü ezmez. Ona zulüm yapmaz, ben büyüğüm diyerek onunla dalga da geçemez. Ben büyüğüm dediğim olur diye bir şey yoktur. Bir lütfin ve şefkatin. Kişinin böyle olması gerekir. Ve ye'muru ve emrediyor. Emera ye'muru emrediyor. Dinuna bizim dinimiz. Bi muameletin nasi. İnsanlarla muamele yapmayı, ilişki kurmayı, davranmayı. Nasıl bir muamele? Muameleten haseneten, güzel bir muamele kurmayı daimen devamlı. Meful mutlak sanırım işlemiştik. Muameleten haseneten sıfat mevsuf da var. Bu şekilde metni tamamlamış oldum. Ecibi sen cevap ver. Anil esiletil atiyeti haseben nas. Parçaya göre haseben nas, parçaya göre demek. Aşağıda gelen soruları parçaya göre cevapla. Üskür sen zikret anlat. Mebdeeyn iki ilke, iki metot. Üskür mebdeeyn iki ilkeyi anlat. Fi irtida il melabisi. Elbiseleri giyme konusunda. Yani giyinme konusundaki iki ilkeyi söyle bakalım. Onlar neydi? Ne vardı? Ertedi melabise nezifetin. Melabise nezifeten derim. Melabiseyi meful, nezifeten de ona sıfat yaparım. Ertedi ben giyiniyorum. Melabise elbiseler, öyle elbise der ki nezifeten temiz. Yani temiz elbise giyinmek. Birincisi bu. Melabise dedin, melabisen demedin. Gayrimusarif. Her halükarda sinde fethi olacak. Melabise nezifeten. Temiz elbise giyinmek. İlk ilke bu. İkinci ilke. Melabise. Ne bir elbise giyinmek ki. Hasebel bi'etil içtimaiyeti. Sosyal çevre göre giyinmek. Bulunduğun yere göre giyinmek de ikinci şarttır. İkinci ilkedir. İlk ilke temiz elbise giymek. İkinci ilke bulunduğun ortama göre giyinmek. İki, mazane. Ne derken yani ne demektir? Türkçedeki yani gibi. Yani bundan maksat ella tenzura ila şahsin yetehaddesu ma'ke. Ella tenzura sen bakmaz mısın? Bakmıyor musun? İla şahsin bir şahsa ne zaman? Yetehaddesu ma'ke. Seninle konuşurken bir şahsa bakmaz mısın? Yoksa kafanı farklı bir yere mi çevirirsin? Yani bu nedir diyor. Maza bu nedir? Bunun manası ne olur? Yani imma ya enneni ben haculun utangacım. Evveya da enneni ben neyim? Gayru muhtemmin bihi o kişiye önem vermeyen birisi. Bu manaya gelir. Ya utangaçsın ya da onu önemsemiyorsun ki konuşurken kafanı farklı bir yere çevirmişsin. Maza ne demektir? Yani manası. Neyin manası ne demek? Ella tenzura senin bakmaman. İlâ şahsın bir şahsa yetehaddesu ma'ke. Seninle konuşurken bir şahsa bakmayışın ne manaya gelir? Bu ne demek?
3. Keyfe nasıl yecibu gerekir entekuna olmak? Muameletuke. Muamelende nasıl olman gerekir? Ma'al-ahharine, diğer insanlarla beraber muamelende, ilişkinde nasıl olman gerekir? Yecibu gerekir entekune olman, olması, muameleti, benim muamelemin olması gerekir. Ne olması gerekir? Latifetun ma'al-ahharine, diğer insanlarla iyi olması gerekir, güzel olması gerekir. İnsanlara iyi davranmak gerekir. 4. Allahu Allah ye'muru, emrediyor. Na, bize. Dinena, dinena veya dinuna. Allahu Allah mübteda, ye'muru emrediyor, fiildir. Na, bize mef'ul. Dinuna da, dindeki kelime de ne olur? Fail olur. Ye'muru emrediyor. Dinuna, bizim dinimiz. Bi muameletin nasi, insanlara muameleyi, ama muameleten haseneten daimen, devamlı güzel bir muamele yapmayı emretmektedir. Esasen bu dördüncü soruda burada dinuna diyeceksek, dinana her ne diyeceksek, Allahu kelimesinin burada olmasını doğru bulmadı. Burada maza ne ye'muru emrediyor, na bize, kime, dinuna, dinimiz. Bu şekilde olmalı. Çünkü burada bir soru işareti var ama cümlede soru yok. Allahu Allah ye'muru emrediyor, na bize, neyi emrediyor? Mef'ul aranmakta, ikinci mef'ul. Ye'muru fiil, na bize emrediyor, mef'uldür. Neyi emrediyor? Dinena, dinimizi emrediyor diye mana çıkar ama soru işareti. Eğer burayı deyyene gibi, deyyenna, deyyentü, deyyenna gibi fiil olarak da değerlendirebiliriz. Ama bana kalırsa düzgün olanı, burada Allahu kelimesini, lafzatullah silip buraya maza ne, şurada olduğu gibi maza yazılmalı. Maza ne ye'muru emrediyor, na bize, kim, ne, dinuna, dinimiz. Dinimiz bize ne emrediyor? Çünkü cevap bu şekilde gelmiştir. Ye'muru emrediyor, dinuna, dinimiz. Neyi emrediyor dinimiz? Bi muameletin nasi, insanlara davranmayı emrediyor. Nasıl? Muameleten haseneten, güzel bir şekilde davranmayı, iyi muamele yapmayı, hem de daimen devamlı. Doğru yazılış bu olmalı. 3'e geldi sıra, yaz sirateke, özgeçmişini, hayatını, zatiyeti, kendi hayatını. Zatiyeti dedim gerçi. Zatiyete olacak. Uktub sirateke ezzatiyete. Zati, yani kendi geçmişini, kendi özgeçmişini yaz. Bir ihtisarin, kısaca, kısa tutarak, uzun uzun değil, kısaca birkaç satır yaz demiş. Ve bırakmış. Bunun bir cevabı olamaz. Çünkü kim yazacak? Dinleyen arkadaş, hoca adayı, şu, bu, artık. Ne diyeceksin ki? O kişi, dinleyen arkadaş, kendisi yazıyor. Rattip, rattebeden, rattip, tertibet, es-suvare, resimleri, hasebel, cümeli. Cümlelere göre. El-medkura, mezkurati, el-cümelil-mezkurati, zikredilen cümlelere göre resimleri. Tertibet. Nerede zikredilen cümle? Edna, aşağıda zikredilen cümleleri tertibet. Sümme, sonra uktup yaz ha onları. Aşağıda görüldüğü üzere 6 tane cümle var. 6 satır var. Bu cümleler hangisi, hangi resim ile alakalı diyor. Resimlerde görüyoruz ki birisi yatakta, diğeri de yatakta. Birisi yeni kalkmış, diğeri hasta olabilir. Diğerleri öğrenci veya işçi, bir memur olabilir. Böyle resimler var. Birisi karşıdan karşıya geçiyor. Hangisi mana ile ilişkili olabilir diyor. Burada da yazılarda numara var. 1, 2, 3, 4 diye.
Şöyle yukarıdan başlayalım. Bir kadın ve bir çocuk. En üstten en sağda ne var? Buna bir yazacağız. Bir de ne vardı? Yeguli diyor. Ne? Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar diyor. Kim diyor? Yataktaki çocuk. Kime diyor bunu? Li ummihi, annesine. Ne zaman diyor? İndema yesteygizu, uyandığı zaman. İndema dığı zaman. Dığı esnada demek. İndema ezberleyebilirsiniz. İndema yesteygizu, uyanır iken. Böyle diyebiliriz. Uyanmış iken. Sabahen sabahleyin. İsteygaza yesteygizu, istifal babından muzari fiil. İki, mesela iki numaralı cümleyi nereye koyabiliriz? İki numaralı cümleyi şuraya koyarız arkadaşlar. Çantalı kişilerin olduğu yere iki numarayı yazabiliriz. Yes'elu soruyor. Se'ele yes'elu soruyor. An ehvali estigaihi, arkadaşlarının durumundan soruyor. Ellezine, o arkadaşlar ki, yara gördü, hum onları, o arkadaşlarını gördü. Ve onlar fi darigihi, yolda iken, yola gider iken, iler medresesi, medreseye doğru giderken gördüğü arkadaşlarına, arkadaşların hallerini, yani nasılsınız diye sordu. Ve huve fi darigihi iler medresesi dedik. 3'e baktığımızda 3 de ne ile alakalı olacaktır? Az önceki resmin bir üstü. Yani 3 burayla alakalı. 3'te ne yazılmış? Ba'de dersi, dersten sonra. Yezhebu gidiyor. İlel müsteşfa, hastaneye kişi. Niye gidiyor? Ve ziyareti sadigihi, arkadaşını ziyaret için. Ziyaret etmek için hastaneye gidiyor. Ve yegulu, ve söylüyor. Lehu, ona selametek. Selamda kal. İyileşmeni diliyorum Allah'tan diye söylemiş oluyor. Tabi selameteke senin selamını demek. Onu da söyleyelim. 4 numaralı cümleyi buraya koyalım. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı var. Yusaidu yardım ediyor. Acuzen, acuza, yani yaşlı kişiye yardım ediyor. Ne için? Ala ijtiyazit tariki, yolu geçebilmesi için, karşıda karşıya geçmesi için. İndel avdeti ilel beyti, evine döner iken. İndel avdeti, döner iken, ilel beyti, evine. Evine dönmekte olan yaşlı adama yolun bir tarafından diğer tarafına karşıya geçmesi için yardım ediyor. Buradaki resimde yapılan iş bu. 5'e baktığımızda 5'i de buraya ekleyeceğiz. İndema dığı esnada veya iken, yakteribu yaklaşır iken, min beytihi evine, yebtesimu gülümsüyor, liletfali çocuklar için. Ellezine, o çocuklar ki, yülevvihune, el sallıyorlar, lehu, ona. Ve yestecibu, ve cevap bekliyorlar. Yani karşılık bekliyorlar. Li telvihihim, el sallamalarına, karşılık bekleyen kişilere el sallıyor. Sonuncu madde, 6. madde. Bunu nereye koyacağız? Neresi eksik kaldı? Burası eksik kaldı. 3-5 kişinin bulunduğu yer. Yugulu söylüyor lizyufi, misafirlere. Misafirlere hitaben bir şeyler diyormuş kişi. Ne diyor? Ehlen ve sehlen bikum, hoş geldiniz diyor. Ne zaman diyor bunu? İndel vusuli ilel beyti. Eve ulaştıkları esnada misafirlere yönelik hoş geldiniz diyor kişi. Sıra geldi 5'e. Va, sen koy neyi? Alamete, şu çizgi. Şu çizgi alametini koy. Nereye? Emamel cümleti. Cümlenin önüne koy. Öyle cümle ki ama. Es-sahihati. Sahih cümlenin önüne. Buradaki sahih, sahih fiil manasında değil de doğru cümle. Neye nispeten, kime göre doğru? Bin nisbeti leke, sana göre. Bin nisbeti leke, sana göre demektir. Sana göre doğru olan cümlenin önüne bu işareti koy.
Uhibbu, ben severim. Neyi? Takdimel hedaya. Hediye vermeyi, hediye sunmayı. Li ahibba'i, sevdiklerime hediye vermeyi severim. Bu senin için doğru ise şuraya o işaretten koyabilirsin. Kararı sizler vereceksiniz. İki de mine zordur en etehaddese konuşmak ma'a nasin insanlarla beraber. Öyle insanlar ki bunlar. La a'rifu. Ben tanımıyorum. Hum onları. Tanımadığım insanlarla konuşmak, iletişime geçmek bana zor geliyor. Zordur diyor. Üçte la uhibbu ben sevmem el amele. İşi, çalışmayı sevmem. Ev veya da müzakere durusi dersleri müzakere etmek, tekrar etmek. Ders çalışmayı da sevmem. Bel aksine ben severim. Uhibbu ben severim. Müşahedete televizyone. Televizyon izlemeyi severim. Hem de dulen nehar gün boyu. Gün boyu televizyon izlemekten hoşlanırım. Ama ders çalışmak veya herhangi bir iş yapmak bana göre değil diyor. Doğru veya yanlış ona göre işareti sizler koyuyorsunuz. 4. Uhibbu ben severim. Neyi? Müsaade tel aharine diğer kişilere yardım etmek. Müsaade yardım etmek. Aharin diğer kişiler başkaları demek. 5. Ecalu ennase yadhakun. Ecalu ben yapıyorum ennase. İnsanlar yadhakun gülüyor. Yani insanları güldüren birisi. İnsanları güldürüyorum diyor. 6. İhtemme ehtemmu. Ben önem veririm. Bir nefsi kendime daimen. Devamlı olarak kendime önem veririm. Öyle ehtemmu. Ama önem vermem. Bila harine. Diğer kişilere ebeden asla. Sadece kendime önem veririm. Kendimin dışındakilere, diğer insanlara önem vermem. Ben bencil birisiyim diyor. Doğruysa ona göre işaret. 7. Ene ben şahsun bir şahsım, bir kişiyim. Öyle kişiyim ki ben. İçtimaiyim, toplumsal, sosyal bir kişiyim ben. Sosyalim. Ve uhibbu ve ben severim et-taarrufe tanışmayı, alennas insanlarla tanışmayı severim. 8. İndema dığı esnada. E'idu va'den efi bihi daima. İndema e'idu va'den söz verdiğim esnada efi bihi daima devamlı denilmiş. Karin ma'zimilik ev zimiletik. Şimdi altıda da beklenen şey yine nedir? Önceki sorunun esasen devamı. Benzer bir durum var. Öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Benzer ve farklı yönlerini tespit etme noktasına gidiyorlar. Az önceki sorular vardı. 8 tane soru değil gerçi. Cümle vardı diyelim. 8 satır yazımız vardı. Aynı görüşte hangisindesiniz? Mesela birinci maddede ortak bir görüşümüz var. Veya üçüncü maddede ortak değiliz. Sen başka, ben başka düşünüyorum gibi. Ortak noktalarınız hangi maddeler? Ortak olmayan noktalar hangi maddeler? Bunları yazmanız beklenmekte. Karin, karşılaştır ma'zemiyle ki arkadaşınla beraber şu görüşlerini karşılaştır bakalım. Neyi az sonra gelecek de garin karşılaştır. Ma zemilike arkadaşınla ev veya zemiletike veya kız arkadaşınla karşılaştır. Neyi karşılaştırıyorsun? İcabatike senin cevaplarını. Cevaplarını karşılaştır. E'lâhu yukarıda geçen cümlelerdeki cevaplarını arkadaşınla beraber karşılaştır. Hangilerinde aynı cevaplar, hangilerinde farklı cevaplar vermişsiniz diyor. 7'ye geldik. 7'de de örnek olarak bir tanesi yapılmış. Kerime bir yazılmış. O zaman latife kaç yazılır? Enaniye kaç yazılır gibi. Sil karşılaştır. Beynel kelimati taliyeti. Aşağıda gelen kelimeleri karşılaştır. Beynel kelimati taliyeti. Aşağıda gelen kelimeler ile neyi karşılaştır? El cümelil mezkurati. Zikredilen cümleleri karşılaştır. Öylece o cümleler ki e'lâhu yukarıda geçti. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Mesela Kerim 1 ise Latif kaç olur? Latif 4 olur. Hafifu dem
Yani dem kan demektir. Hafif bir dem, azıcık kan. Buna 5 de deriz. Keslanu kesla nedir? Tembelliktir. Buna 3 yazılır. Enani Türkçeden de bilinen bir şey. Bencillik, enani. Yani bencillik değil mi? Ene ben, enani bana mensup. Münfetihun açık demek. Tabi mana vererek gittim. Keslana 3, enaniye 6, münfetihe 7 veriyoruz. Hacul var. Hacula 2, emin buna da 8 veriyoruz. Emin güvenilir demek. Keyfe nasıl tetaamelu sen muamele yapıyorsun. Ma'a şahsin bir şahısla beraber. Gabeltehu veya gabeltehaus. Hu olduğu zaman o erkekle karşılaştığın zaman. Ha olduğu zaman o bayanla karşılaştığın zaman. O şahsa nasıl bir muamele yapıyorsun? Hem de onunla lil merretil ula. İlk kez karşılaştığında, ilk kez bir bayanla veya ilk kez bir erkekle karşılaştığın zaman ona nasıl davranıyorsun? Da' koy alamete şu çizgi işte bu çizgiyi koy. İndemâ dığı esnada, yikûn olduğu esnada, hıyârık senin tercihin olduğu esnada ne olduğu zaman? İcabiyen olumlu olduğu zaman bu işareti koy. Ve yine koy alamete çarpı alametini koy. İndemâ dığı esnada, yikûnu olduğu esnada. Hıyarüke senin tercihin olduğu esnada. Ne olduğu esnada? Selbiyen negatif, olumsuz olduğu esnada da çarpıyı koy. Bir de etesafehu ma'hu onunla beraber musafaha yaparım diyor. Artık burada işaretleri koymak sizlere kalmış. Yani ben demeyeceğim şunu koy, bunu koy. Bireysel tercihtir bu. Cevabı ille de şu olacak diye bir şey yok. Az önce de öyle sorular vardı. Size kalmıştı. Çarpı da koysan yanlış değildir. Şu işareti de koysan yine yanlış olmayacaktır. Çünkü kişisel tercih, sizin tercihinizi soruyor. Hıyar ki diyor, senin tercihin olumluyken bunu, olumsuzken de şunu koy diyor. Madde 1'de etesafahu ma'ahu. Onunla beraber musafaha yaparım. Yaparsanız ona göre bir işaret. Yapmazsanız ona göre bir işaret. 2'de Unadi ben seslenirim. Hi ona seslenirim yani hitap ederim. Bir ismihi onun ismiyle ona hitap ederim. İki de bu var. Es'elu ben sorarım. An mihnetihi onun işini, mesleğini ne iş yapıyorsunuz diye sorarım. Dörtte ukaddimu ben takdim ederim. Sunarım lehu ona. Bazen meşrubati bazı meşrubatlar, bazı içecekler sunarım buyurun için. Beşte es'elu ben sorarım an ratibihi eşşehriyi aylık maaşını sorarım. Ratip maaş demek şehri aylık. Aylık maaşın ne kadar maaş alıyorsun diye sorarım. Enzuru ben bakarım ileyhi ona nezraten daviyleten uzun bir bakış atarım ona. Uzunca ona bakarım. Ukabbilu ben öperim haddeyhi onu yanaklarından öperim. 8. Ebtesimu gülümserim. 9. Uhavilu çalışırım, denerim. Ma'rifete efradi usratihi. Onun aile bireylerini tanımaya çalışırım. Efrat, fertler, bireyler, usratun aile. Aile bireylerini ma'rifet tanımak demek. Aile bireylerini tanımaya çalışırım, uğraşırım. On ukaddimu ben veririm, sunarım lehu ona ney el kaat, el hassa bihi. Bana ait olan kart yani özel kartımı ona sunarım. Kişisel kart. 11. Elmesu ben giydiririm bir yediği veya bir yedeği ellerimle giydiririm. Çetifehu onun omuzuna kadar elbisesini giydiririm. Omuzuna veririm elbisesini. 12. Ekifu ben dururum kariben minhu ona yakın dururum. Mesafe fazla da uzak olmaz. 12, 13. Uaniku ben sarılırım. Hu ona sarılırım. İndel mugaderati ayrılır iken ayrılık esnasında sarılırız öyle ayrılırız.
14 eva'u ben koyarım yedeyye ellerimi fi ceybi ceplerime koyarım. Elimi cebime koyarım ve estenidü ve dayanırım yaslanırım ile cidari duvara. 9 nesil örneklendir, canlandır, oyna. Ma'e zemilike erkek arkadaşınla veya zemiletike kız arkadaşınla. Oyna, canlandır. El hivarayn taliyeyn aşağıda gelen iki diyaloğu canlandır. Müdürü şirketi, şirketin müdürü şöyle demiş. Hazratüke Seyyid Ahmet, Hazret yani saygıdeğer beyefendi manasında. Hazretüke Seyyid Ahmet, siz Sayın Ahmet Efendi misiniz? Hişam şöyle cevap verir. La hayır, ben o değilim. Ene ben Hişam'ın, Hişam'ın. Adım Hişam. Abdullah, Abdullah oğul Hişam. Affen, özür dilerim. Lihazet tehiri gecikmemden ötürü. Geç kaldığımdan ötürü. Müdür iş şirketi şöyle der. Ah, tamam. Ente Seyyid Hişam, doğru. Sen Seyyid Hişam'sın. Yani Hişam Efendi, Seyyid Efendi demek. Teşerrefna, bizi şereflendirdin. Hişam şöyle der. Fırsatun saidetun, güzel bir fırsat. Eşkuru, ben teşekkür ederim ki size ala davetike, davetinizden ötürü, lil mukabeleti, bizi çağırmanızdan ötürü, davetinizden ötürü, bu karşılaşmadan ötürü teşekkür ederim. Müdür-i şirketi şöyle der. Hel eteyte, sen getirdin mi? Bisiratike zatiyeti. Zati yani kendi özgeçmişini de getirdin mi? Özgeçmişinle beraber geldin mi? Onu da getirdin mi? Hişam, naam, evet. Külül evrak ma'iye. Tüm evraklar benimle beraber. Birinci diyalog buydu. Bunu arkadaşından canlandır diyor. İkincisi Meryem'u. Meryem şöyle sesleniyor. Selva, Selva bir isim yani. Özel isim bir insan. Selva, ehlen, selam diye uzaktan sesleniyor mesela. Selva da şöyle diyor. Ah Meryem'u, Meryem. Ehlen bike. Sana da selam olsun. Meryem'u. La eraki, seni göremedim, göremiyorum. Munzu zemenin, uzun bir süredir görüşemedik, seni görmedim. Keyfe haluki, nasılsın? Selva şöyle der. Elhamdülillah bi hayrin, Allah'a hamdolsun, iyiyim. Lakin fakat ene ben, meşguletun, meşgulüm. Bir dirasete eğitimle okumaktayım. Meryem'u Meryem, Allahu yüvefikuki, Allah seni muvaffak kılsın der. Böylece bu diyalogta bitmiş olur. El-vahdetu yedi, el-dersu sani, el-fi'lu sahihu es-salim. Burada kalmış olduk.